Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel şapkamızı yapacağız. Öncelikle iplerimizi seçelim. İplerimiz, ben bu şapkamızı yarnart jeansle yaptım, ama siz istediğiniz e, iplikle yapabilirsiniz. dokusu güzel olsun, hani e, saçımızda, kafamızda yumuşak olsun iplerimiz. O yüzden söyledim. E, ben e, Yarın harf de kullandım neden dersin? Hem yaz hem kış kullanabilirsiniz bu şapkalarımızı. Şimdi başlayalım birlikte arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz iplikle başlayabilirsiniz. Fakat biraz örgümüz yumuşak olsun diye tığ numaramız 3.5. Şuraya bakıp daldanmayın arkadaşlar. Numara şu mm yazan 3.5 şurası. 3.5 numara tığımızla başlangıcını yapalım şimdi sizlerle. Motifimizden başlıyoruz. İlk önce tepe motifimizi yapacağız bunu arkadaşlar. şu motiflerde püf noktalar var. Onları da göstereceğim size. Bitene kadar hepsini birlikte yapacağız şimdi. Malzemelerimizi hazırlayalım. Evet şimdi sarı renkte ya istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bunlar benim tercihimde arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ama şu ortası sarı ve beyaz hoş olduğu için şimdi ben tam ortasından motifimizi başlıyorum. İpler ne kadar gidiyor derseniz arkadaşlar buna çok bir ip gitmiyor. Zaten her renkten bir tane, bir adet bile yeter. 2 tane e, renk kullanırsanız 2 adet de yeter. İpi e, şapkamıza çok ip gitmiyor. Öncelikle tığımı aldım ve 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4 adet. 4 zincirden sonra arkadaşlar tam dibine yani ilk çektiğimiz yere ilmeğimizi çekerek sabitledik. Yani şurada küçücük bir orta oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekip milüste alıp ve o ortaya yani bu oluşturduğumuz ortaya 12 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu zincirle başlangıçla birlikte iki tane olmuş oldu. Şu zinciri de sayıyoruz. 1, 2. Aralarda zincir yok. Biraz e, bilmeyenler için de arkadaşlar yavaş yapayım burada. Mil üstümü alıyorum. İkili trabzanla şu şekilde 12 tane Trabzan yapıyoruz. Bu sayıları e, mutlaka iyi sayın arkadaşlar, yanlışlık olmasın çünkü şapkamız bizi bu sayılar götürüyor ve sonuna geldim değil mi arkadaşlar? İlk başlangıç yerimdeki 3 zincir olan yerin tam tepesine ipimi sabitledim. İçeriden kaydırma tekniğiyle kaydırarak şu şekilde tekrar göstereyim. İlmek almıyorum. Birleştirdim. İçinden kaydırdım ve bir zincirle sabitleyip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Orta bu şekilde. Bu ipimizi ben hemen arkadan temizliyorum iplerimi çok bekletmeden. Siz yine de istediğiniz zaman sonradan da temizleyebilirsiniz. Ben şöyle bir kaybedeyim. Hemen diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Yani krem rengi. Şimdi burada ipimi şu şekilde tutuyoruz ya arkadaşlar başlangıcı göstereceğim size şu şekilde tuttuk şöyle bir takla attık ve şu ipimizi şuradan geçirerek bir ilmek oluşturdum şunu uzun da tutabilirsiniz kısa da tutabilirsiniz şimdi şöyle başladığınız zaman biraz daha kalın oluyor istediğiniz gibi bir kere çekmiş oluyorsunuz şunu şöyle çevirip içerden milimizi Pardon şöyle tuttuk bir kere çevirdik içerden şu ilmeği karşıdaki ilmeği çektik bu şekilde milüstü aldık arkadaşlar hemen buraya Herhangi bir yerinden başlıyoruz. Bir yani milüste alıp yaptık ya arkadaşlar. Trabzanımızı yarı yaptık. İki tane burada var. Bir tane kaldı. Bir ilmek alıp aynı yere ilmeğimizi takıp iki tanesini alıyoruz. Üç kaldı. Milüste alıyoruz. Aynı yere ikili trabzanın yarısını örüp dört tane kaldı arkadaşlar. Bunu komple bir çekiyoruz. Ve 1-2 zincir çekiyoruz arada. Milistirimizi aldık. Hemen yanındaki ilmeğimizin tam tepesine Şöyle yarım aldık. İkinciyi de yarım alıyoruz. Üçüncüyü de yarım alıyoruz. Hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar. 1-2 zincir aralarda. Ve bu şekilde her ilmeğin tepesine 3 tane yarım trabzan yapıp hepsini birden çekiyoruz. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Pardon, 2 zincir aralar. Şimdi tam 12 taneyi tamamladık arkadaşlar. 2 zincir çekip ilk yaptığımızın tepesine ip kaydırarak ilmeğimizi sabitledik. Bir zincir çekip bu ipimizi de kırıyoruz artık. Şu şekilde. İster bununla bağlayıp arkadan gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Ben onu kaybedeceğim birazdan. Şu şekilde arkadan bir çekeyim ben o ipi. Sonra ben onları düzelteceğim. Fazlalığı kesiyorum. Evet. Papatyamızın ortası oluşmuş oldu arkadaşlar. Bu da 12, bu da 12. 12'leri kaybetmeyin. Orayı sayalım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Ben diğer şapkayı şu toz pembeden yapayım. Dedim eflatunla mor renkle güzel olur diye. Şimdi üstüne bu ipimizle dediğim gibi siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz herhangi bir yerinden ister deminki gösterdiğim gibi bir kere dönüp karşı ilmeği alıp şu şekilde de yapabilirsiniz. Direkt başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım şimdi. Bir, iki tane mil aldık arkadaşlar. Hemen herhangi bir yerinden bir, iki ve üç. 2 tra 2 mil üstü alıp 3 kere de çıktık arkadaşlar. 1 2 3 çünkü burası köşe olacak. Yuvarlak motifi köşe yapacağız şimdi. Aynı şekilde 3 tane olması lazım. 3 tane e, üçlü trabzan yaptık. Şöyle. Bu köşelerde sadece arkadaşlar ortalarda değil. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Diğer di boşluğumuza 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Milistümüz alıp zincir çekmeden diğer boşluğumuza 1, 2 ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Milüstü alıp zincir çekmek yok. milüste aldık. 2 tane milüste alacağız. Şimdi buraya köşe yapacağız arkadaşlar. Bu köşenin diğer yarısıydı. Şimdi buraya bir köşe, 2 mil üstü alıp aynı yere tekrar 3 kere de çıkartıyoruz. 2 mil üstü alıp tekrar çıkarttık. Şimdi burası da tam bir kenar olmuş oldu. Şimdi buraya orta yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip 2 tane mil üstü alıp köşe olduğu için arkadaşlar yuvarlak motifimizi kare yapmaya e, dengeliyoruz. Şimdi aynı yere tekrar 2 mil üstü alarak 3 tane trabzan yaptık. Üçlü trabzan yalnız bu. Bakın köşe oldu arkadaşlar. Dengeyi sağladık. Mil üstü alıyoruz. Şimdi normal trabzan. Şurada yaptığımız gibi. 1, 2 ve 3 tane normal trabzan ördüm. Zincir çekmiyorum. Mil üstü alıp diğerine 1 2 ve 3 tane. Burada 2 tane yaptıktan sonra arkadaşlar diğer köşemiz oluşacak şimdi. 2 mil aldık yine. 3 1 2 3 zincir çekip 2 mil üst alarak aynı yere köşemizi tekrar oluşturuyoruz. Köşelerde 2 mil üst alıyoruz arkadaşlar. 3 kere de çekiyoruz. Bakın şu şekilde köşe olmuş oldu. Mil üst alıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Şimdi tekrar 2 tane daha yapıp şu 1 2 tane daha yapıp bir köşe yapıp 2 tane daha yapıp diğer köşemizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Bakın üçlü trabzanlarımızı da yaptık. Şimdi bu köşenin yarısını da yapıp tamamlayacağız. İki tane milüste alıp ilk başladığımızda üç tane yapmıştık. Şimdi köşemizi tamamlıyoruz. Neden yarım köşe yaptık? Üst tarafa çıkmamız için arkadaşlar şuradan ekleme yeri görünmesin diye yaptım bir tane zincir köşede ekleme yerimiz kalsın bir zincir çekip mil üstü alıyoruz arkadaşlar İlmeksiz tam ilk battığımız yere sabitledik birden çekin arkadaşlar köşemiz oluşmuş oldu ve burada iki zincir çekip şimdi normal trabzan yapıyoruz aynı köşeye bir Başlangıçtaki zincirle birlikte 2 oldu. Bir de bu 3. 3 tane trabzan yaptık. Hemen boşluğa. Mil üstümüzü aldık. Şu ara boşluğa arkadaşlar. Yani şununla şu arasını zincir çekmedik ama şu ara boşluğa 3 tane 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Mil üstü alıyoruz. Zincir çekmek yok. Diğer boşluğun arasına 1 2 ve 3 tane milist aldık diğer boşla milist aldık 2 tane almamıza gerek yok artık bu ikinci sıramızda yani şöyle göstereyim ikinci sıramızda yine köşe oluşturuyoruz fakat e, tek milist alıyoruz. 2 milist almıyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten kare şeklini aldı. Şimdi bu başlangıç yerimize kadar köşemizi tekrar oluşturup geliyoruz. 3 tane trabzan, 3 zincir aynı yere köşemizi yaptık ve bu şekilde her bir sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, köşeye geldik. Diğer yarım köşemizi de tamamladık. Burada nasıl 3 zincir çekiyoruz? 1 2 3 zincirimizi çekip diğer köşenin tam tepesine ipimizi sabitliyoruz. İçeriden kaydırıyoruz ilmeğimizi. bir zincir çekerek bu ipimizi de artık kopartıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi size modeli gösteriyorum Eğer ki bunun biraz büyüğünü yapmak istiyoruz derseniz e, Bu sıramızı fazlalaştırabilirsiniz yani şunu Kenar renk şöyle olunca zaten sabit Şuradan yani bu sırayı yaptıktan sonra Şu sırayı büyütürseniz bir sıra daha e, Şapkanız biraz daha büyük olacak Küçük yapmak istiyorsanız Tabii ki ee, i̇lk ilk sıramızda bırakabilirsiniz. Bu sırayı yapmayabilirsiniz son sırasını. Yani bu içerideki rengimizle e, ölçüleri belirleyebilirsiniz. Şimdi diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Ben zaten 3 tanesini hazırladım. Bu 3 tanesi şu kenardaki motifler. Zaten 5 tane motiften e, ee, bir şapka çıkıyor arkadaşlar. Ben size hazırladım. 1, 2, 3, 4, bir de tepeye 5. Ben şu yandakileri yaptım arkadaşlar. 2, 3, bir tane daha yapacağım alt tarafa. Neden alt tarafınkini ayrıyetten söylüyorum? Çünkü bir farklılık var son sırada. Şimdi onu göstereceğim size. normal Arkadaşlar köşeden başlıyoruz 3 tane zincir çektik mil üstümüzü alıp 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip mil üstü alıp aynı yere ortamızı yapıyoruz Aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde üçer tane doldurarak şu köşeye kadar geleceğiz aynı şekilde arkadaşlar. Neden derseniz şu sırasında farklılık var. Püf nokta orası. Yani şu sırasında şu aşağıya gelen kısmında bakın şöyle fark da şu. Aralarda bir zincir çekeceğim bu sırada. Yani şöyle olması için biraz daha esneyebilmesi için şapkamızın alt taraflarına düşecek arkadaşlar. 3 tanesini yaptım. Şimdi bir tanesini daha yapıyorum sonuncuyu. Şimdi bu sona kadar geliyoruz aynı şekilde. Bakın aralarda zincir çekmeden üçer tane trabzan yaparak köşelerimizde yaparak şu köşeye kadar gelelim. Evet aralara hiç zincir çekmeden şu aralarımızda son sıraya kadar geldim. Köşelerimi yaptım ve şu sırada hep aralarda bir zincir çekerek dolduracağım arkadaşlar. 3 tane trabzanı yapıyorum. Şurada bir zincir çektim. 3 trabzan yaptım. Bir zincir daha çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyorum. Yani bu sıranın aralarındaki e, zincirleri unutmayalım arkadaşlar. Yani 5 motiften çıktığına göre 4 motifimizin e, şu alt kısımlarını bir zincirle yapalım. Ve bir zincir çekip köşeye sabitliyorum. İçinden kaydırarak ve ipimi de Burada kırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Yani şu şapkamızın şu alt kısmına gelecek şöyle. Şimdi 1 iki, Yine alt şu kısmını zincir yaptım tek sırasına. 3 ve 4 tanesini de bir sırasını zincir yaparak yani aralarda zincir yaparak 4 taneyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5. de şu tepesindekinde ise hiç aralarda zincir çekmeden e, bu rengimizle tamamlayacağız arkadaşlar. Bunda aralarda köşeleri yaparak aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde 3 zincirimiz var. 3 taneyi doldurduk ve 3 zincir çekip 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz aralarda hiç zincir çekmiyorum artık arkadaşlar tepemizin motifi bu şekilde olacak hiç aralarda zincir çekmeyeceğiz sona kadar böyle gelelim arkadaşlar. Evet bu motifimizi de sona geldik. Ve içinden kaydırarak bir zincir çekip ipimizi kapat. Şu şekilde arkadaşlar şu zincir çekmeden motifimizi bitirdik. Bu tepe motifimiz şimdi ben size motifin ölçüsünü de vereceğim arkadaşlar bir tane motifimiz 12 santim, tam 12 cm ee, dediğim gibi büyütmek isteyebilirsiniz küçültebilirsiniz o size kalmış bir şey bu son ördüğüm motif bu kenarları zincir olmayan motif şimdi dikim işlemine geçiyoruz bunu nasıl dikeceğiz arkadaşlar bu dediğim gibi tepe motifini ortaya koyacağız. Ben onları sonra temizleyeceğim. Şu şekilde koyduk ortaya. Bu demiştik ya arkadaşlar zincir çekildi diye. Şu zincir çekilenler aşağı tarafa gelecek şekilde. Şu dışarıya geldi. Burası yine şu şekilde şuralarda zincir çekilen yerler. Şurası zincir çekilen yer, yine aşağı tarafa geliyor. Burası da yine e, zincir çektiğimiz yer. Aşağı tarafa gelecek şu tara boşla. Şimdi bu tepeye önce burayı dikiyoruz arkadaşlar, sonra bu yanları dikeceğiz Yani şu zincir olan yerler e, bu alt tarafa gelecek şapkamızın şuralara. Şimdi. Yün iğnemiz ile dikim işlemini göstereceğim arkadaşlar. Buna bir düğüm atıp herhangi bir yerinden orta motifimizin hemen Yer yerine sabitliyorum ipimi tersten. Şu şekilde köşeye geldim ile. Arkadaşlar hiç sıra atlamadan diğer şu ıı, motifimizin karşı tam köşesinden hiç ilmeklerimizi atlamayacağız. Bir o ilmekten, bir o ilmekten alarak ve İpimizi hiç sıkmadan çok e, serbest bırakarak karşılıklı şöyle her ilmeğin karşılığında bu ipimizi hiç sıkmıyoruz çünkü dikişimiz şöyle olacak çok güzel bir görünüm oluyor arkadaşlar şurada bakın çok sıkmayalım e, iğnemizi e, dikerken her bir ilmeğimizi şöyle elimize de alabiliriz. Nasıl olsa yerimizi ayarladık. Şöyle göstereyim size. Karşıdan karşıya çok serbest bırakarak, sıkmadan dikişimizi yapıyoruz. Tam karşıdan karşıya arkadaşlar. Bak. Şöyle Evet, diğer köşeye kadar geldim zaten arkadaşlar. E, sayılarımız aynı olduğu için tam denk gelecek şekilde bakın şu şekilde diktim. Şurası ortamızdı, değil mi? Şimdi bu tarafı dikeceğim. Sonra şurayı, sonra bu motifi işleyeceğim. Sonra göstereceğim yine. Şimdi şurayı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hemen köşeden köşeye Sabitliyorum ve her bir ilmeği Karşıdaki ilmek ile Hiç ipimizi sıkmadan buraya da dikiyorum Buradan tam birleşme yerimiz Dediğim gibi bu tepedeki motifimize şunları ekleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, üst tarafın hepsini dik dik bu şekilde değil mi? Şuralar zincirli yerlerimiz, aralarda çektiğimiz zincirler vardı, şu boşluklar. Şimdi burada bitirdik değil mi arkadaşlar? İpimizi hiç kırmadım. İpinizi uzun tutabilirsiniz birazcık, hiç kırmadan hemen burayı birleştiriyorum. Yani şu şekilde olacak. Sonra burayı sonra burayı sonra burayı bu boşluğu birleştirelim. Şimdi aynı ne yapıyorduk ee, Buradaki ilmekten direkt karşısındaki ilmeği alarak hiçbir boşluk atlamadan ilmeğimizi Pardon iğnemizi çok çektirmeden böyle hafif bir şekilde aşağı doğru dikiyoruz. Evet arkadaşlar son ilmeği de yaptım ve buradan şu arka taraftan bu ipimi gezdirerek bu tarafı kırıyorum. Yani bunu güzelce arka tarafa sabitleyin. Sonra ipimizi kırıp diğer köşemizinkini yapacağız. Arka taraftan gezdirerek ipimi kırdım. Şimdi bu köşeyi yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi aynı şekilde ayrı ayrı şuraları bakın şöyle olacak şapka şeklini alacak. Dikiyoruz. Evet arkadaşlar her tarafını diktik şu şekilde şapkamız bakın kutu şeklinde oldu değil mi? Şöyle. Şimdi bu kenar kısmına geçiyoruz. Şöyle katladığımız zaman da şöyle duracak. Şöyle. Şimdi kenar kısmına geçerken ipimizi sabitleyelim tığımızı arkadaşlar. Şimdi şu birleştirme yerlerimiz vardı değil mi? Oradan başlayacağız. Şimdi bu birleştirme yerlerimizi şu deliklerimize 4 tane buraya 4 tane de buraya trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 şu ipimi içeriden gezdireceğim 2 3 4 milistüm aldım yine hiç zincir yok arkadaşlar burada aralarda diğer eklenen e, şu deliğimize geldim oraya da 4 tane trabzan ördük Mil üstümüzü alıyoruz arkadaşlar. Her bir boşluğa altışar tane trabzan yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz aralarda. Bu köşelere yani birleşme yerlerine 4 bu tarafa 4 bu tarafa. Bu boşluğumuza 6 tane trabzan örüyoruz. 6 Mil aldım. Diğerine geçiyorum hemen zincir çekmeden. Bu şekilde sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Her bir deliğin içerisine 6 tane trabzan yapıyoruz. Sadece birleştirme şu yerlerde. Şuralarda 4 bu tarafa 4 bu tarafa yapıyoruz. Sona kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son e, yerimize geldik. Biraz uzun çekerseniz bu fırfır kısmını biraz da gevşek yani bol tutarsanız elinizi daha hoş durur fırfırınız. E, sert durmaması için hani böyle kalıp gibi değil de böyle tam fırfır havasında olsun daha hoş durur arkadaşlar hemen aslında bu e, motifler 5 motiften elde ettiğimiz bir şapka. Bir 2 saatte 3 saatte de örebileceğiniz, e, hemen hediye bile götürebileceğiniz güzel bir model. Arkadaşlar buraya son yerimize sabitliyoruz. Bu şekilde sabitledikten sonra 3 zincirle ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sıra ve üçüncü sıra arkadaşlar bütün ilmekleri hiç artma eksiltme yapmadan tüm ilmekleri milist alıp hepsine trabzan örüyoruz normal biraz dediğim gibi uzun tutarak her bir ilmeğimizin başına trabzanla İkinci sıramı gideceğim. Bakın bu şekilde. Daha sonra tekrar buraya üçüncü sıraya geçtiğim zaman aynı şekilde yine burada yaptığımız gibi arkadaşlar, bakın böyle olacak. Üç sıra trabzan yapmış olacağız. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinize faydalı bir e, anlatım olmuştur. Eğer ki takıldığınız yerlerde e, yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Abone olursanız ve videomu beğenirseniz beğeni e, butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.